Günaydın. Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden cumartesi ve bugün İtalya'da ikinci günümüz arkadaşlar. Şimdi Akifler indi ve bir şeyler alıp biz de şimdi Marika ile aşağı ineceğiz. Marika da burada zaten. Hello. İkimiz de saten elbise giydik. Ama bende problem şu ki bunu sıkılayamıyorum. Şu an maliyet Marika. Ich kann das Englisch befestigen. Ah so, schaut sehr gut aus, oder? Ja, so schaut's besser aus uns vorne. Aa, bakın olmuyor diyecektim ama böyle oldu. Altına Ja, koydum. ich hab gewürgelt. Das Baby Çünkü Bauch. Das Baby Bauch. Ama böyle saten elbise giyelim dedik. Tabii terliklerim bu olmayacak. Willst du Sneaker anziehen? Ne, terlik. Okay, terlik. Aynen böyle kombin yaptım arkadaşlar. Bu arada bu elbisemi de soracak olursanız bunu da Shein'den aldım. Şöyle. Giyindim. Ve şimdi nereye gidiyoruz? Kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım nerede güzel kahvaltı yapacağız. Ama biz zaten geçtiğimiz yere gideceğiz sanırım. Böyle Venedik'e benzeyen bir kanal var. Orada kahvaltı yapalım dedik. Böyle evimize de gayet güzel alıştık. Vallahi gerçekten çok çok güzel. Neyse hadi gidelim. Dışarıda zaten tekrardan açarım. Evet, Zeyt Mirza'dan da bir günaydınlar. Değil mi oğluşum? Güne başladık İtalya'da. O da böyle üstünü giydirdi babası. Akif'i de hemen göstereyim sizlere. Özlemişsinizdir. Marka Gül de Merhabalar, selamünaleyküm. önde. Şu an o da video çekiyor. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım nereye oturacağız. Ama buranın hep kafeleri zaten güzel. Vlogcuların derdi arkadaşlar. Değil mi Akif? Diyorum vlogcuların derdi. Sizleri tabii boş bırakmıyoruz. Bol bol çekim yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu dar sokaklar biraz daha ince. Yani ince dediysem geniş değil yani işte dar sokaklar. Ama öbür ana yoldakiler geniş. Ama çok tatlı bence yolları bakın. Binaları falan güzel yani. Bakın. Ya bence de. Çünkü evde de hiçbir şeyimiz yok zaten. Ya. Das ist dann auch Urlaub. Burada çoğu bina zaten böyle arkadaşlar. O yüzden çok güzel duruyor. Allah. Zeyt sen de beğendin mi? Acıktılar herhalde çocuklarda. Uykunu aldın mı? Alamadın mı? Sen iyi uyudun ama. Sen 11.30'da uyudun, 9'da Aynen. uyandın. Biz de Marika'yla 2.30'da mı ne uyuduk? Bayağı bayağı çene çaldık. Tarihi binalar. Bakın, sabah 10.30 ama bayağı kalabalık. Böyle mi? İtalya sokakları böyle böyle dün geldiğimiz yerden. Şimdi o dün gece size çektiğim kanalın oraya gidiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız. Orası gündüz gözüyle gerçekten çok merak ediyorum. Böyle oraya çakma Venedik diyorlarmış. Yani çakma değil de mini Venedik. Daha doğrusu. Böyle ama çok güzel gerçekten. Kadıncağız da biraz çekelim. Yapıları çok güzel. Evet, bakın dünkü yere geldik. Şöyle gün ışığında da göstereyim. Burada da pazar var. Ya. Erkekler de önde. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Burası kilise. Zemzuri. Oraya mı oturuyoruz? Nasıl? Sandım oraya oturacaklar. Çok tatlış vallahi her yeri. Sonra güzel yani kahvaltımızı yapalım da güzel manzarada resim çekiliriz.
Biz onlar çekeriz, onlar bizi çeker. Aile fotoğraf falan güzel olur. Değil mi Akif'ciğim? Değil. Oğlum elciye alışma ya. Arkadaşlar gerçekten zar zor kahvaltı bulduk da denmez aslında. Bir yere oturduk. İtalya'da maalesef kahvaltı meşhur değil. O yüzden aç kaldık şu anda. Ama tost söyledik, onun gelmesi bekliyoruz. Sen ne istiyorsun? Zeytin de hoşuma gitmedi herhalde. Vallahi. Ama Akif, ben bir kahve Akif buna bakıp durdu iki saattir. Tamam. Bir denedi. Vallahi şey. Hadi seyirciler için bir kere denedi. En azından tostunu bekliyorum. Akif burada çipsle. Sabah kahvaltı. Evet arkadaşlar, biz şimdi o mekandan kalktık. Gerçekten çok zorlanmıştık kahvaltı bulmakta. Ama tost sonra geldi, güzeldi hani. Yedik, çocuklar da biraz yedi. Ya mekanın tost, evet tost. Kahvaltısı güzel değildi. Ama tost idare ediyordu bence Azuzgihan'ın. Aynen, çocuklar da biraz yedi. Ama ich bin irgendwie satt, obwohl ich nicht viel gegessen habe. Aber ich möchte den Kindern Croissant. Ya genau, çocuklara tekrar bir croissant alırız. Yani croissant bile bitmişti, siz düşünün. Ama dünkü akşam yemeği çok çok güzeldi. Gestern. O gerçekten güzeldi. Sadece burada sıkıntı olan kahvaltı veya biz bilmiyoruz burada nerede güzel kahvaltı yapılır. Çünkü çoğu mekana baktık. Hiçbirinde kahvaltı yoktu arkadaşlar. Bir de ne diyecektim ya. Paris'te de böyleydi. Sanırım böyle ülkelerde kahvaltı biraz sıkıntı. O yüzden yarın bakalım ne yaparız. Aslında buraya gelmeden önce bir tane Bekaray'ın önünden geçtik. Yani fırın gördük. Ve orada çok çeşit vardı. Sanırım orada yaparız veya evde yaparız. Bilmiyorum artık. Bakacağız. Şimdi de şeye gidiyoruz. Denize. Yani denizin oraya. Hafen. Marina. Ha pardon, Marina. Arkadaşlar geminin büyüklüğüne bakın. Kreuzfahrt gemisi. Kreuzfahrt ne demekse Türkçeden bilmiyorum. Aşırı büyük ya. İçi nasıl acaba? Vallahi içini çok merak ettim. Çok güzel duruyor ya. Çok ilgimi çeker böyle büyük gemiler. Şimdi marina. Bura marina oluyordur. Marina değil mi? Gemilerin olduğu yer. Kafın. Bakalım. Buraya dün akşam gelmemiştik. Geç olmuştu. Çok güzel ya. Ya bu fan ne? Ya. Oraya gidek zaten. Was trinkt ihr denn? Aha, Red Bull almış. Momo her zamanki gibi şekersiz Red Bull almış. Rengi de şekerli. Şekersiz söyledi ama yok mu? Genau, genau. Bak balık tutuyorlar. İçinde öyle ağrı var ya, çıksana da bir şu. Çok güzel bir yer. Aa, fişe ya. O görmez. Şimdi şu ileriye doğru gideceğiz. Ama bu gemi acayip bir şey ya. Kocaman, gerçekten daha da büyük bu arada. Yakından bile göstereyim bakalım. Evet arkadaşlar, Zeyt bayağı bir uykusuzdu, şimdi uyudu. Şimdi güzel bir uykusunu alsın, akşam yine başımızın etini yer. Vallahi gerçekten çok huzursuzlandı. Ama sabah uykusunu alamadı. Aynen, Eka uyandı. Ondan dolayı yapacak bir şey yok ya, çocuk bu. Şimdi ama uyuyor. Bazen olacak, iyi olacak, bazen burnumuzdan getirecek, değil mi? Evlat can dur. Aynen öyle. Sence iyice artist olmuşsun, hayırdır? Dayı ne yapıyorsun? Vallahi direkt çıktı, hemen bir şey yedik, direkt çıktı. Vallahi legende man. Bu arada şu geminin büyüklüğüne bakar mısınız ya? Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Bir cahillik biz bilmek böyle şeyler. Güzel yer ya, benim hoşuma gitti. Trieste, İtalya'da Trieste. Harbi güzelmiş. Bir dahakine de Roma. İnşallah. Roma'da hani bu yuvarlak bir yer var ya, böyle eski anılarını... Kolezeum.
Kolozeum mu diyorlar? Orada içinde, orada daha da insanlar öldürüldü biliyor musun sen? Ya. Öyle yani. Devam ki, şimdi şuraya biraz fotoğraf çekineceğiz. Sonra şöyle şu taraflara gideriz herhalde. Hadi bakalım. Buraları da gündüz yüzüyle bir göstereyim. Ama bu ortada keşke bu olmasaydı. Tüm manzarayı kapatmış arkadaşlar. He? Evet ama benim var. Büyük şişe var. Büyük şişe var. Hemen diyor sen mi içtin? Paşacığım da uyusun. Biraz dolaşalım çocuklar uyurken. Tadını çıkartalım değil mi? Biraz sessizlik de Medina da uyuyor. O yüzden rahatız şu anlık. Akif yine ne işler peşindesin? O ne? Havalandırma mı? Oo, çok ağır mı geliyor? Acayip acayip şeyler. Burada ne var? Gel dolaşalım biraz video çekeyim. Gel. Akif gel. Sanat eserleri arkadaşlar. Bakın. Güzel yapmışlar. Hepsi el emeği. Kafeler de çok tatlı burada. Böyle her evde başka bir şeyler var. İcatlar var. Bu ne kız? Bu ne kız? Hiçbir şey anlamadım. Ha, elektrikle ilgili bir şeyler. Bilmiyorum. Bu bina da çok güzel. Arkadaşlar bakın, İtalyan damat ve gelini. Çok zarif, çok şeker. Baksanıza. Arkadaşlar da çok tatlı giyinmiş. Bir rengarenk, sanki filmden fırlamış gibiler. Vallahi bayıldım. Çok tatlılar. Şimdi bir şey içmeye gideceğiz. Erkekler nerede? Ha, öndeler. Bir bakalım, çocuklar uyuyorken biraz soğuk bir şeyler içeriz herhalde. Arkadaşlar önce bir kahveye oturmuştuk, bir kafeye, ama kötüydü servisi, anlatırım sonra. Şimdi başka bir yere geldik. Burası da gayet güzel. Zeyt de daha uyuyor. Akifler de burada, bize şimdi sipariş verdik ve kokteyllerimizi bekliyoruz. Hele şükür alkolsüz kokteyl bulabildik. Bakalım tadı nasıl, umarım güzeldir. Zeyt de her an uyanabilir çünkü bir saattir yatıyor. Öyle. Kokteyllerimiz geldi. Malika ile aynı şeyleri aldık gördüğünüz gibi. Asıl. Şadehti uglekamas. Bakalım. Zeyt de uyandı bu arada. Çok tatlılar. Zeyt Mirza, tutmaya mı çalışıyorsun? Zeyt Mirza'nın üstüne baksanıza arkadaşlar. Tüm pasaklı oldu bu çocuk. Bak yine geldiler. Ay, güvercin Zeyt Mirza. Biz de birazdan kalkacağız ama bakın elbiseme ne oldu arkadaşlar. O kadar kötü bir vaziyetteyim ki, yani gerçekten rezillik. Üstüme bir şey döküldü, silmeye çalıştım ıslak mendille ve sonuç bu. Maika duas ki saktan sihmit. Pettin bişin sormit. Valla normalerweise es funktioniert auch. Aber o schlimm man. Tüh şansıma. Neyse, belki şimdi dükkandan bir şey alırım, bilmiyorum. Zeyt aşkım. Yahu babası buna gözlük almış yahu. Tam bir küçük İtalyanlar gibi. İşte merak ediyor gözünde ne var diyor. Çek elini. Ama çok tatlı oldu. Baba aldı gözünü Zeyt. Biraz dolaşacağız arkadaşlar. Hadi gel. Maika, dieses Hotel habe ich geschaut, zwei Nächte, 600 Euro glaube ich. Diese Double Tree. Arkadaşlar bu otele bakmıştım, iki gecesi 700'e yakındı.
Ama dışına bakın otelin. 700'e yakın. Azmış. Çok güzel. Bunlar da resim video değerlerinde. Annem gözünü çıkartmışsın bir tane. Gözün nerede? Çok güzel. Yavrum sokakları vallahi film gibi aynı. Çok güzel. Çok sevdim. Bakın. Baksana nasıl yapmışlar Akif. Hı. Beni bir önünde şöyle bir videoya al bakayım kocacığım. Seydi mi de alayım? Bu otelde kalıyormuşuz gibi. Bu otelde kalıyoruz arkadaşlar biz. Haberiniz olsun. Ama ya bizim rezidentimiz de çok güzel. Ne oldu? Bu arada güzel fotoğraf çıkar buradan ha. Vallahi. Arkadaşlar dolaşırken Hamdem'e girelim dedik. Bakalım ne var diye. Malika da hamile malum, o yüzden bakmak istedi. Ay ne güzel şeyler var. Akif. Ay ben şimdi nasıl almayayım? Şuna bak, oduncu gömleği. Akif aşırı tatlı değil mi? Baksana Malika şimdi bu bebeklere bakar. Bebiş şeylere. Çok güzel şeyler var. Oh my god. Burası bayağı büyükmüş çocuk yeri. Bu Zeyd Mirza'da var. Şu an aslında ihtiyacı yok ama şunların tatlılığına bakın. Akif tatlı değil mi? Şama. Çok tatlılar ya, yiyeceğim. Hele kız eşyalarına bakın. Uy, çok minnacık. Kızlara göre bakın. Ay burada çok güzel şeyler var. Şeyi bayağı büyük. Evet, kızlar için aşkım tabii ki de. Bakın. Büyük bayağı çocuk bunun. Çok tatlılar. Bakın tünele bakın arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Sizlere de göstereyim. Resim çekerim orayı. Story içinde. Bu arada beni Instagram'dan da takip edin. Orada da çok hikaye paylaşıyorum. İsmim Arkif Nostra Dümeysa. Her yerde olduğu gibi. Evet canlar, şu an ani bir geçiş oldu. Üzerime görüyorsunuz. Şimdi kısa bir özet geçeyim. Biz şimdi tekrar apartmanımıza geldik. Saat bu arada 5 oldu. Küçük bir mola verelim dedik. Çünkü çocuklar hani hem yorgun hem de üstleri başları bayağı kirlenmişti. Malika ile birlikte Medina ve Zeyd'i banyo ettirdik. O yüzden üzerim tüm ıslak. Malika da tüm ıslandı. Ama şimdi çocukları duş aldırdık. Zeyd Mirza şimdi yatağına koydum. O dışarıda uyudu aslında. Bakalım uyur mu tekrar bilmiyorum. Ama uyursa uyur, uymazsa da sonra zaten gece uykusuna geçer akşam. Şimdi Malika da Medina'ya uyutmaya çalışıyor. Dışarıda uyumamıştı çünkü. Bir de gelirken de Aldi'ye uğradık, görüyorsunuz. Çünkü bugün zaten kahvaltı bulmakta gerçekten çok zorlandık arkadaşlar. Sonrasından da hep böyle tatlı pastaneler gördük. İçerisinde çok güzel ekmekler falan vardı. Tatlı, tuzlu, karışık. Ama geç gördük tabii, buralarda bilmediğimiz için o kafelere oturmuştuk. Yine hani tost fena değildi de biz dedik ki en iyisi biz yarın hiç stres olmayalım. Kahvaltımızı evde yapıp hani akşam yemeğini dışarıda yeriz dedik. Zaten yarın akşama doğru da döneceğiz hani. O yüzden ufak tefek bir şeyler aldık. Sizlere de aslında gösterebilirim, yani fazla bir şey yok. Bu arada sonra tabii yine dışarı çıkacağız arkadaşlar. Küçük bir mola için sadece geldik. Sonrasından yine dışarı çıkacağız. Ama kendimi nasıl çeksin? Durun kapıyı açayım da şeye ses gitmesin. Annesi uyutmaya çalışıyor. Ufak tefek bir şeyler aldık. Hemen yerleştireceğim ben bunları. Dondurma almıştık. Bunları da dışarıda açtık bile. Şimdi buzluğa koyacağım. Aha bekliyoruz. Annem bu cız, bu olmaz. Buzdolabımız da var. Her şey var. Vallahi çok iyi. Bunlar buzdolabına koyayım zaten. Masaya koyalım. Masadan herkes istediği zaman alsın. Dur oğlum sana ne vereyim? Bunlar zeytin.
Aa, bu arada arkadaşlar Hantem'e girmiştik. Zeyd'e iki tane atlet aldım. Atlet hep lazım oluyor. Altı oraya düşmüştü. Tam onun bedeni vardı 92. Bunları direkt valize koyacağım. Burada dursun. Elma suyumuz var. Zeyd'in ayakkabıları çıktı. Bunları da bunun dolabına kaldıralım. Şöyle sabah kahvaltıya bagel. Şunlardan aldık tatlı ekmek. İki tane şöyle ekmek. Bunlar tam düzenledim. Buzdolaba girecekleri koyayım. Kahvaltıya domates salatalık. Valla evde daha rahat ederiz. Portakal suyu. İki tane şöyle labne aldık. Philadelphia çilek aldık. Reçel ve yağımız var arkadaşlar. Aynen. Yeter ya, başka da bir şey yok zaten. Sadece kahvaltımızı yapar, sabah çıkarız. Aynen. Bugün de güzel bir yerde yine akşam yemeği yiyeceğiz. Dünkü pizza çok güzeldi. Bu sefer de başka bir restoranta gideceğiz. Bakalım, oranki de çok meşhurmuş. Seviniyoruz ya. Böyle 1,5 saate falan biraz dinlensin herkes. Ondan sonra tekrar çıkarız zaten. Ben de biraz eşyalarımızı toparlayacağım. Çünkü buralar bayağı bir dağıldı. Bunlar da bizim. Ben de Yunan'ın. Şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, saat şu an 6.30 oldu. Yani aradan 1,5 saat falan geçti. Bizler şimdi yine üzerimizi giyiniyoruz. Çünkü bahsettim zaten, yemek yemeye gidiyoruz. Şöyle yeni aldığım elbisemi getirmiştim. Aslında yarın belki giyecektim ama yarına da bir kıyafetim, yani bir kombinim var. Yarın belki onu giyerim zaten. Bunu bugün giydim çünkü zaten elbisemin halini gördüğünüz, yani lekeleri çıkmadı. O yüzden bunu giydim. Bu da önü biraz kırışıkmış da yine de fena değil. Saçımın arkada şeyi var da sandım böyle bırakacağım. Çünkü böyle rahat oluyor. Böyle toplu bir şekilde. Aynen, birazdan da çıkacağız yemek yemeye. Evet arkadaşlar. Şimdi biz çıktık yine otelde. Ay, otel diyorum. Dairemizden. Yemek yemeye gidiyoruz. Acıktık vallahi yavaş yavaş. Canım pizza çekti yine. Tabii İtalya'da olup da her gün pizza yememek de olmaz yani. Çocuklara da yine makarna veririz büyük ihtimalle. Onlar zaten makarnayı hep yer. O yüzden sıkıntı. Böyle bir tarihi yerden geçiyoruz. Ve ne olduğunu gerçekten merak ettim eskiden. Burada ne vardı ki acaba eskiden? Visti? Kolozeum. Ona benziyor. Ya tiyatro kino olsa. Ya genau. Da möchte ich mal hin. Evet, çok şükür restoranta geldik arkadaşlar. Yani gerçekten bayağı yürüdük ama umarım güzeldir çünkü bu restoran çok yani meşhurmuş. O yüzden burada şimdi pizza sipariş vereceğiz. Bu arada Zeyd Mirza uyuyakaldı. Artık uyanınca yer. Biz de burada böyle şimdi siparişlerimizi vereceğiz. Abicim, pizzamız geldi arkadaşlar. Ay, çok güzel duruyor. Bence hak etti yani. Bence tadı güzeldir değil mi? Yorumlama isminiz. Plasmatik pizza. Buna vardı. Ama oğlum sen şimdi orada tehlikeli. Su olduğu için seni bırakamıyoruz. Aynen. Şimdi burada şimdi bir kafeye oturduk. Burada yürüyebilir. Okey, şimdi daha iyi. Zeyd. Nereye gidiyorsun? Evet, kahvem geldi. Burada da tatlı söyledik. Bakalım tadı nasıl. Umarım güzeldir. Maika da kahve aldı. Akif de içecek almış. Momo şaşırmadık her zamanki gibi. Soda aynen.
Ne oldu aşkım? Ne oldu? Ha tamam, ekmeği alabilirsin. Şarkı çalıyor diye Medina ile oynuyorlar. Da gemi ev babay. Medina. Hoppa Medina. Hoppa hoppa Medina. Zeyt böyle mi varım? Çok komik oynuyorlar. Vallahi tatlımızı da yedik çıktık arkadaşlar. Yavaş yavaş otele gidiyoruz. Önden bak. Hoppa hop. Hop yavrum. Ballı yumurta hop yavrum. Keyfi bugün yerinde çok şükür. Tek sabah biraz kötüydü de. O da uykusu vardı diye. Hoppala hoppala. Bak. Hoppala hoppala. Hoppala hoppala. Aha. Thank you.